Müslümanları Darwinistler bir süredir aldatıyorlar. Bu aldatmacanın da içine düşmüş olan çeşitli kişiler var. Bu Darwinizm safsatasının gerçekten Kur'an'la, İslam'la, dinle hiç çelişmediğini iddia edenler var. Ve bu önemli bir şey. Şimdi Dawkins'in alıntısını okumuştu demin Ceylan. Onunla ilgili bir açıklaması var Dawkins'in. Diyor ki bir lobi var diyor. Özel olarak insanları diyor Darwinist olanlar oluşturuyor bu lobiyi diyor. İnsanları diyor dinin evrimle hiçbir şekilde çelişmediğini inandırmak için özel olarak kuruldu bu lobi diyor. Bunu oluşturanların tamamını ateistler oluşturuyor diyor. Ve taraftarlarının gittiğini fark ettikleri için panik haldeler. Oluşturma sebebi de bu diyor. Şimdi bu önemli bir tehlike. Burada demek ki Darwinizmi savunan dindar kesim oyuna geldiler. Bunlar ateistlerin oyunu. Ateistlerin oyuna geldikleri için de başlarına çok şiddetli bir bela olarak Darwinizmi aldılar. Yani bu gerçekten çok büyük bir beladır. Bir insanın hem dindar olup hem Allah yarattı deyip hem de Darwinizmi savunuyor olması çok büyük bir yanlıştır. Şimdi Darwinistlerin bu özel olarak oluşturduğu lobinin etkisiyle hareket ediyor bu topluluk. Diyorlar ki mesela İbn-i Miskeveh'i örnek veriyorlar. Bu insan alim diye ortaya çıkarıyorlar. Halbuki alimlikle hiçbir ilgisi olmayan, yine Darwinist propagandanın bir parçası olan eskiden yaşamış bir kişi bu. Darwinist yani Allah'a iman değil onun işi. Yani o Allah'a imanı insanlara öğretmek için eğitilmiş bir alim falan değil. Ama onlar mesela onu alıyorlar. Tarihten böyle bir kişiyi alıyorlar. Diyorlar ki hurmadan geldik. İşte biz hurmadan geldik. Böyle böyle evrimleştik. Bunun üzerine pek çok din alimi şu anda bunu gerçek zannedip iddia edebiliyor. Mesela bu Hristiyanlık için de çok büyük bir bela oldu biliyorsunuz. Yakın zamanda kiliseler Darwin'den özür dilediler. Bunun tek sebebi yine ateistlerin yaptığı bu propagandadan kaynaklanıyordu. Diyorlardı ki Darwinizm dinle çelişmez. O zaman sizin gidip Darwin'den özür dilemeniz gerekiyor. Bundan bir asır önce onu dinsiz ilan ettiğiniz için. Bir kere Darwin zaten dinsizdi, o ayrı bir konu da. Gerçekten Darwinizm'i savunan herkes de dinsizliğin pençesine düşmüş olur. Çünkü bakın bu demektir ki burada şimdiye kadar anlattığımız bütün iman hakikati konularında biz Allah'ın yarattığını anlatıyoruz. Fakat onlar başka bir şey anlatıyorlar. Onlar diyorlar ki Darwinizm'i savunarak bunların tamamı tesadüfen oldu diyorlar. Mesela Gülşah senin demin anlattığın o sinir iletimi bunlar mesela çok çok detay olağanüstü konular. Yani gerçekten işte biraz önce Ebru anlattı beyinle ilgili. Yani bunların tamamında çok olağanüstü bir sanat olduğu için biz hayranlıkla anlatıyoruz bu konuları. Fakat bu insanlar diyorlar ki Darwinizm'i savunarak hayır bunlar tesadüfen meydana geldi. Bunu savunmaktır Darwinizm. İşte o yüzden şimdi İslami kesimde de bu büyük bir bela, Hristiyan ve Museviler arasında da bela. Darwinizmi gerçekten savunulabilir bir şey zannediyorlar. Hayır aldatılıyorsunuz. Darwinizmi savunarak ateistlerin, Darwinistlerin oyununa geliyorsunuz. Darwinizmi hiçbir şekilde dindar bir insanın Allah var diyen, Allah'a inanıyorum diyen bir insanın savunması mümkün değil. Hocamızın önemli bir açıklaması vardı. Sık sık Ceylan da zaten burada söyler onu. Eğer Darwinizm doğru olsa, evrim teorisi doğru olsa biz bunun delillerini buluruz. Tabii. Allah yarattı, Allah evrimi vesile kıldı deriz. Ve en büyük dünya çapında bir numaralı savunucusu da bizler oluruz. Fakat böyle bir şey yok. Allah böyle yaratmadı. Darwinizm yok. Yani eğer Darwinizm var diyorsanız tesadüfen var olduğumuzu haşa kabul ediyor anlamına geliyorsunuz. Bu yanlıştır işte. Bu Darwinistlerin ekmeğine bağ sürer. Yani bu onların taraftar bulamadığı için şu an dindarları kendi taraflarına katabilmek için uydurduğu bir aldatmacadır. Bu oyuna gelmemesi gerekiyor Müslümanların. Önce bir buradan başlamaları gerekiyor. Sonra bir de Darwinizm gerçekten nasıl bir bela olduğunu biraz kafalarında toparlamaları gerekiyor. Çünkü pek çoğunun dünyaları küçük, anlayamıyorlar. Yani kendi bulundukları yerden çıkamıyorlar. Onların anlayabilmesi, kavrayabilmesi için Darwinizm'in nasıl bir bela olduğunu kafalarında bir canlandırmalı, hocamızın anlattıklarına biraz kulak vermeleri gerekiyor. Sonra da ilmi mücadeleye başlayacaklar. Yani bu çok önemli. Hedefi iyi seçip tehlikeyi iyi görüp ona göre odaklanmaları gerekiyor. Ama aldatılmamaları çok önemli. Ve buna da karşı dirençle karşılık vermek değil de Kur'an'a uyan Müslümanların söylediklerine kulak vermekle ancak üstesinden gelebilirler.